Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körmeler. Haftalık mühim haberle programımızı körüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli körmelerimiz, bugün 2024 yılı 26 May Yekşembe. Her Yekşembe günü ettiğinde bir hafta ceryanında bulup ötken meyluvatımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün tertibindeki en mühim haberlerine kısa analiz kan şekilde huzuruna sunup kilovatımız. Kınımdakta aldı bilen bir hafta ceryanındaki mühim haberlerimizden mavzuları közü yürütüp öteyli. Avrupa İttifakı Xitay'ın polat dümür mahsulatlarını tekşürüşke başladı. Filipin Xitay'a karşı Japonya'dan harbi paraxot seti verişine karar kıldı. İran rehberi Tikuşar vakası da hayatından ayrıldı. Xitay elçihanesi Pakistan halkını aldaşka urundu. Xitay bilen garip otursudaki soğudu sürükülüşü barğansırı küçeymekte. Xalqaro jinoyatlar sudi taftishi Isroil va Hamas rahbarlariga tutish buyrug'i chiqarishni talab qildi. Va BDT amaldori davlatlar Xitoyga jazo yurgizishni to'xtatishi kerak. Angliyada Xitoyga josuslik qilish bilan ayblangan harbiy xodim o'lik holda topildi. Demak, bu haftadagi xabarlarimiz bulardan iborat. Qonundaqda birinchi xabardan boshlab ko'rib o'taylik. Avrupa İttifakı Xitay'ın polat dümür mahsulatlarını tekşürüşke başladı. Kadirli körmelerimiz, biz ötken haftadaki haberimizde ve onu aldı mı bu geple Avrupa İttifakı'nın ki Xitay'a ceza yürgütüş meselesi, Xitay'ın mı şu tökme kılıf setiş ve nurgun şirketlerinin ağızda durup devlet Xitay'ın ki kolluşu bilen Avrupa bazarının sestivat kallığı meselesi ve bunun çokum tedbir aldı kallık meselesini oturup koyganti ve belgenti kınmakçı etmekçi de hem de resmi tekşürüşke başlık aldık hakkıdaki haberimiz bu. 17 Mayda Fransiya Halkara Radyosu de verildi. Avrupa İttifakı Polat Dümür Sanayi Birleşmesi Xitay'ın pazarını kalaymakan kılış kılmışı hakkında arız sunğan deyken 27 azad devletinin Suudi siyasetini nazaret kıldığan Avrupa İttifakı Komiteti Xitay'ın tökme kılıf setiş kılmışıga karşı tekşürüşünü resmi başlığan. Bu arızdaki asaslık ayıplaşından biri olsa Xitay işlep çıkarıcıları ham eşya bahasının burumulun işinden menfaatlen geldi ki Avrupa Polat Dömür Sanayi Birleşmesi tekşürüşüne adil rekabetine eslik getirişti ki muşim bir kadem de tutuşturgan. Yani hiçbir adalet yok Xitay bilen Avrupa'nın şirketlerinden besleşelişi mümkün emez değildi. Çünkü Xitay şirketlerinden keyni de Xitay'ın devlet kulu var, Xitay yerden beri atıdı. Ve tökme kılıp Avrupa bazarındaki nurgun mallarını, bu fakat mesele bulanmaz. Tokluk, avtomobil meselesi de ve başka nurgun mahsulatlarda Avrupa bazarında kandak pahalıya çalığı keltürüp koyduğunu kançılığa kadar huzuruna sunduk. Bu mesele devamlı bu tenponsuz, bu adaletsiz sistemden kakşap kilovat kaşka. Bu bir muhim bir kadem dep karalgan Avrupa İttifakı'nın baskan bu kademi. Avrupa'da çünkü polat tümür setiliş miktarı ötken 3 yıl içinde tüttüm bir kısım azlap getken de emsallık malumatı. Ama Xitay mahsulatlarından Avrupa'ya üzlüksüz import kılınışı bozucu. Bu bir hassidin köpürek aşkan yani. Yani milyon tonla kere üzgen bozsan, yani bir hassidin köpürek eşit. 2 milyon tondan artık deyin gepte hem de o sanlık malumatı şekilde sunsak. Yani hassilep eşiş devam kalan Xitay'ın kendi. Çünkü ayada Avrupa'nın özünün şirketlerinin kanda veren bu vatkalıkını görürsün de. Fakat bir tümür sana etliğilen bunu misalga alsak mı? Mesela ki başka sahalarını oylasak. Çünkü yüzlüken sahaya çetildiğen meselelerinde bu. Demek ki kançılık Avrupa'nın şirketlerinden ve ayrancılık fikir avutkallıklarını körü bağlı buldu. Ve bu haber diyen 20. May, bu 17. May belirlendikten 20. May, yani Xitay'ın bu setçiliği, bu namussuzluğu, bunu bilen tuhtap kımmayette yemek içmek içe Avrupa'lıklarının ki, kayağı bağlılıklarını körü sütüken bir mesele. 20. May dünya hasalari sükunu bulup, 20. May. Fransiyada asaslık dihkançılık birleşmesi, Fransiyanın Asaslık Dihkançılık Birleşmesi Asiya'dan bulup mu Xitay'dan import kılınan hasarlarını talla bazarlarından çıkır ve tişini talep kılgan değil mi? Neymiş ki? Karapakaylı bu vehimelik neticini. Yani Fransiyadaki en çok dihkançılık işler uyuşumuz teşkilatı olan bu
təşkilat. Cümə gündəki bayanatıda Xitay işləb çıxarğan həsəlinin köp qısmı Fransiyaya tövən bahada import qılındı. Bu həsəl Avropadakı həsəlgə qarğanda otur hesabıdan 4 həsə ərzan. Bu halət pütkül bazarında məqamsızlaşdırıb Fransiyadakı həsəl ərisi baxıçlara qarata qubul qılğılı bombaydıqan, burmalanğan rəqabətini kəltirib çıxardı. Şundaqla hər xil bahanlar bilən Xitayla bu istimalçıların aldab kilo atıdı. Ama bunun aslı, bu həsəl yüz vatamda Xitay bir Fransiyadakilərgə. İnsan bu kadar bunçilik sansefer məlumat turup mu? Yani pütülleri çekilip etmezsin. Yani birilerinin menfaati için bu yolunu uç koyganlığı insanı için durdu aslında. Qarab baxaylı. 2023-ci Avropa İttifaqının 2023 Mart'ta ilan qılan təkşirik nəticəsi de Avropa İttifaqı import kılınan 320 xil həsəl əvrişkisini təkşirgen bulmasa. Təkşirib bir adı həsəl əməz, şikaya qiyami, onu bunu yigizgənlikini eyniqlaqlıq. Şunu qarab baxaylı. Bu yer deyil ki, zavutlarından şeker kıyamı koşuşu qatarlıq türlük vasitlerini işletip, həsəlindən işləb çıxırış tənlərxini tövəllətib, Avropa İttifaqının qaydısı xilaflı qılğallıqı bayqalğan. Xitayda işləb çıxırılğan 320 xil Avropağa kirgizilgən həsəlindən 74% həsəl, yəni 70, təxminən 74% həsəldə Xitaydan kirgizilgən, bu məsələ görülgən həmdir. Müşün çuvala dərəcədə bulğab buluqluqamdır. Bu Xitayın ki, nurgun ictimai fikir vaxtlarında körümüz qoymdır. Dünyanı əməz, özünün xalqını muqandaq zəhərli avatqallıqı, insanın əlqı, könlü ilişib, qüsuvət küskildiğən dərəcədə ki, ictimai fikir vaxtlarında hər xil yeməkliklərini qandaq pəskəşlik bilən yasaydıqallıqı və onu bazar aqsı ilişib üçün qandaq necisliklərini qıldıqallıqını, yəni uyğur xalqı ən yaxşı bilisi gerək. Xitayla özüm bildəmdir. Dünyanı qandaq zəhərlimsin bu məxluqla. Yana dünyanın ki, o şeyini yığmazdığı kallısını silgi etmezdiği insanı için durdu. Aslında her kandak yaydığan nesini Xitay'dan asla yol atmasak gerek dünya. Ama efsus ki, nurgun ticaret, o bu menfaatler bilen kurban bulvatı düşü devletlerinin halıqları mı bulanın zahir edin. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. Filipin Xitay'a karşı Japonya'dan herbi paraxot setivelişine karar kıldı. Elbette kadirli görmelerimiz Filipin meselesi mi? Nâiyeti köp, kün tersifki kilovatkan mesele. Her hepti dedik, Filipin, Xitay oturistiki bu cedel macerani tilgi anmaydıgan günümüz bu mevatudu. Kündülü haberlerdim görüp durvasıyla bu cedel sürkülüş devamlı şu vatudu. Elbette Filipin'dekiler mesele emez Xitay'ın ki rayon devletlerinin hemmesi bilen boğan beşemliki uşuklukı bilen kün sürü bu rayonda erkhil beşemli kıvallık sebepten devletlerin hepsi Filipin başta özünü güçlendiriş için erkhil yollarını, kademlerini bir sıvatıdır. Bugün cümlesin Filipin hükümeti vakitim 17. May Japonya'nın kıymeti 200 milyon dolarından aşırıdan 5 deniz kırgıkı muhafizat etir ticarlık için paraxotunu setivelişki kuşluğallıkını ilan kıldı. Filipin Taşkı İşler Ministerliği bayanatı da Japonya'nın Filipin'i 64 milyar 380 milyon yen yani 213 milyon dolar kariz bilen temelliydi kallıqı Japonya'nın. Filipin'in bu pulunu 97 metre uzunluğdu ki 5 köp iktidarlıq çarlıqcı paraxot seti verilişka ve münasifetlik üsküllerine tətkik ilişki işildi kallıqı bildirilir. Qarapıqaylı Japonya bu kariz verip durup kariz verip durdu ve Japonya'dan seti alıdı. Çünkü devlet menfaat için birbirisi çetiştik oğallık için Xitay'a karşı etraftaki devletlerine mi küçük yetiş gerek Japonya mı? Şunun için bu devletlerine mesela kariz bir özünün pul olması kariz verip durup olsun mu? Devletlerine Xitay'a karşı küçük yetiş oldu. Amerika'nın ittifaktaşları bunu alın hemmesi. Rayonluk devletler hemen bilgisler. Bayanatta bu Filipin deniz kırıkı muhafizat etrafından deniz okyanı hareket iktidarını bulup mu? Devlet halkıgan cinayetlerini bir taraf kılış iktidarını yukarı götürüldü deyilgen bu kıtımkı setiveliş bilen. Növete Filipin deniz kırıkı muhafizat etrafından uzunluğu 97 metre kildoğan iki çarlaş paraxotu var bulup bu Filipin'in kendi deniz rayonlarını çarlaşığa yetmeydi kallıkı. Japonya'nın növete Filipin'in terakiyat işlerine yardım verdiğin en çok temellik üçüsü bulup kilovat kallıkı Japonya'nın haberde bu hem tekilengen. Elbette 3 hafta burun biz haberimizi sunduk, kalpli haberimizi sunduk hatta. Xitay deniz kırığı muhafizat etirti paraxotu, Filipin deniz kırığı muhafizat etirti ve belikçilik su baylıq idarısından iki paraxotu yukarı besimliğe su
çeçip durup onun go hücum kıgallıkı bu şekilde iki taraftan bu mu kulguluk kozgan sözden bir kibden hücum kılıp Filipin parahoduruğa zarar yetkizgen idi. Bu iki taraf oturusundaki en yeni deniz tokunuşu olup bu ekval Cenubi Deniz'deki ciddiçilikini küçeyt üretken idi kayıt edin. Filipin Amerika bilen Hıhtay'a karşı hemkarlıklarını küçeyt üretken bulup 8. ayda Amerika ve Filipin unumu sunduk. Tefsili haleti haber verdik huzur onlara. Mürünü mürü getireş namlık harbi manevri ötküzüp Filipin bilen resmi düşman parahotini Hıhtay'ın o düşman parahotini veren kılan şekilde resmi manevri biraz ok şiltip durup manevri ötküzgendi. Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. İran rehberi tik uçar vakası da hayatından ayrıldı. Kadirli görmeler elbette. Bu haberde ki bütün dünyanın gün tertibini ciddi kulgulu kozgan bir haber. Vaka mı? Suikast mı? Ya ki ne mi? Vaka. Değil o tutdağım. Her hıl. Hemen Allah'a malum boğandık. Dünyada nurgun, analizciler nurgun. Akbaratlarda hıl mı hıl mesele bu. Bütün her kaysi tereplerden münazır kozgavatı da hazır geçe. Birli vakitte İran reisi, taşkışlar, ministeri ve başka cüme imami ya dini neyminin ki ve Azerbaycan, Şerq Azerbaycan ştatının valisi digendik. Bu tört şahısının ya mühim tört şahıs başka harbi emeldarlar bıraklam. Bunda tuyuksuz bir şekilde bu işi elbette naiti çok bir sual işareti hele hem devam kılıyordu. Elbette facialik bir iş. Elbette şunun için dünyanın gün tersiyle hatta suikastki uçurgan bozu mu İran devletinin onu muşu vakıa süpürde de ilan kıpılam tüketildi kallakı. İçki cahitki meselelerden içindeki muhaliflerin ki birleşişi bilen suikast küçüldüm ya ki taşkı köç mesela İsrail'e diyendek bula tarafından buldum diyendek her hıl perezle oturup kuyulu atıdım. Meyli kayısı ekvaldı bozdu olsun İran'dan bunu aşkarlamaydı kallakı diyor. Çünkü aşkarlısa İran ciddi bir nimi uçuraydı kallakı. Tilgı elini atıdım elbette bu mesele. İbrahim Reisi, Prezidenti, Taşkışlar Ministri Hüseyin Emir Abdullahiyan, Şerq Azerbaycan Ştatının Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cüme İmami Ayetullah Ali Haşimi, İnkılabi Muhafızcılar kısmından şiki yukarı dereceki emeldarı ve üç dik uçar hadimi bulup, hemisi hayatından ayrılgan. Elbette bunu tapanmayı 15 saat geçe izde bu mu halkarada köp kulgulu kozgan bir meselemdi. İran'daki kadim bir devletinin ki bir reisi, Müşünna Taşkışlar Ministri vakayı uçursa, tapanmayı kılışı iğir bir bu ayıplengen bir mesele oldu. Türkiye ahırda Türkiye'nin akıncı ABK insansız yani uçuşsuz hava aparatı verip onu bir demde tepip onun del vakayı uçuşan ornini İran dairli bilen hem behirli kendiyken uyuyatki cesetle hem mesleğe oldu. Bu Azerbaycan bilen bir su ambarı meselesini ta delmiş o prezidentlerin bir yerde bir Azerbaycan otursa da İran bilen ikisi, bir kilişim bilen bu su ambarını içip bir yerden kayıtışı da uçurgan bir vakayamdı bu. Elbette Nacar hava şarayı tüpeyildin ubudep ilan kılın demedim şimdi. İbrahim Reisi bu yıl 63 yaşı kırgan bulup, şikiman 21. yıl ötkülgen saylamda İran'ın 8. nöbetlik prezidentliği saylanan idi. Hüseyin Emir, Taşkışlar Ministri Hüseyin Emir Abdullahiyan mı? Şu tarihten başlayıp Taşkışlar Ministri bulup vazife ötevat kantemdi. Elbette hemen Allah bilgendek 5 günlük matem ilan kıldı İran. Bütün dünya 3 günlük şu matem murasimi ötküzüldü. Bütün dünya akbaratları belli elbette mesela. Demek bu şekilde pacialik bir şekilde çoğun bir sual işareti bilen otur şerifte İran'da bir iş yüz bədi həmdi. Xoş, yəni bir xəbərimiz kəsək. Xitay elçixanası Pakistan xalqını aldaşqı urun deyə. Qadirli görmələrimiz, əlbəttə bu numussuz Xitayla dünyanın həm çayları da
Kılçılık numus kılmasın, numussuzlarca özününki cinayetlerini yepyüzgün hareket kılıyordu. Toxtavsız haletti. En içinişlik boğan yeri ne modiga vaxtıda? Yani bu şundak bir faaliyetlerde, özünü aklavatkan vaxtlarda yani bizden boğallıkı otturukuyla, elbette kıyını bozuk mehluklar bu. Pakistan meselesi biz kançlığa katım. Şuyaya uzun zamanlar burun çıkıp şuyaya yerleşip kalan atılmış şu Pakistanlı şirketken Uygurlarımdı. Lakin Hıhtay bunu kozer kıp durup bu mu şu bizden muhacirlerin Karapakaylı bir yerde biz bir kaç katı matta sökbet mi kıldık Ömer Han bilen şu İstiklal ekranında. Her kandak Pakistan'da Hıhtay özünün faaliyetini bu numusuzluğa bilen birlikte ötküzü atıldı. Bir yerde 18. Mayıs İslamabad'da atılmış Pakistan'dan nezirdeki, Pakistan'dan nezirdin Şincan'daki terakkiyat özgürlüklerine karşılamlık sökbet yığını ötküzüldü. Bu yığında Hıhtay elçisi Shi Yuanqiang, Hıhtay'dan Şarkı Türkistan'daki ırkı kırgançılık hususu emelmiş mahluk, bütün cinayetlerini, İslam dini çekileş, bastırış kılmışların hemmesini yuşuruş kovrundu. Bütünle köz boyap ne deydi? Şincan'daki Müslümanların tuluk dini erkeklik var, Şincan'ın 24 man mescid var, vay namussuzlar ya. Yani hazır kaçı bu sefsete hiçbir şekilde özgermedi. 16 man'dan köp mescidini çekip etkildi ki, her kıl neski özgertip etkildi ki dünyada, oturuk okuyuldu derler sıfatları bilen. Hele hem bu namussuzluk ne kıldı? Dünyada İslam devletleri mi yok bunca olarak köp mescid? Diyen namussuzluk ne oturuk okuyalıydı. Müslümanlar dini erkillikten behrman bulu etip demiş. Hacı ömürge bardağın eslihadır demiş. Bu ne mi diyen tetiksizge böyle bakaydı. Yani hacı ömürge bardağın eslihadır bana diyen gibi deyiş. Dümme öte bir namussuzluk olam da. Bu bir alahide bir iş mi yani? Hatta boğusu mu? Bu badi deydiğen ders mi bu yani? O Müslümanların hakkı, tabii hakkı ki yani. Dünyada kayısı bir devlet bu hacı bardağın ayrıplığını var. Eslihadır bana, hacı ömürge bardağın eslihadır bana diyen ne mi diyen namussuzluğa çekip bakaydı. Ya bu derecede namussuz. Bu yok ki amdi. Ne pasport alalıydı halkımız yıllardan bu yan bu namussuzluk siyasetinin sebebidir. Ha? Bize hakkında Şinyan hakkı tartılı olan haberin hamisi yağan deyip tatırıp durup namussuzluk yapın. Ameliyette Hıhtay elçisi bunu devatıyor ama bu sekreter Maşan Rübası 7 Mart yılda bir katım ötküzülen Hıhtay halkı kurulduydu ki muhbirlığa bakan şu yerdi ki bayanatı da Şincan'da İslam'ın Hıhtayçılaştırış mukarrer yüzünüş biz Hıhtayçılaştırmız Hıhtaylaştırıp yokutumuz deyip bunu işaret kıkan temel etti. Yani miyadaki Hıhtay'ın cellatı boğan bu numussuz veya biz Hıhtaylaştırmız deyip Pakistan'daki numussuz Pakistan'daki bu başelçi hiçbir iş yok. Hem menerse hatta hıcıl olmasa Pakistan'daki Müslümanlardan bakire güzel yaşatıyordu. Siz Pakistan'da cıkırak mescidlerine aslı demek ki de hem de. Bu derecede namussuz hem de. Biz de Müslümanlar Şarkı Türkistan'da, yani Şincan'da mescid silahdan ve cık demek ki hem de. Bu derecede namussuz. Biz Ömer Uygur Efendim bilen Pakistan'da faaliyet kılırken ziyaret kıldık şu vaktada. Bu Hıhtay üçün işlemeyen Uygurlardan, Hıhtay Cemiyeti'nin reisi Muhammed Nasır Khan, Azimcan abay başta çıkan mahlukla. Ma başyalçı namussuz. Bu Muhammed Nasır Khan bilen Azimcan degen ma Azimcan abayqısı en baştaki Muhammed Nasır Khan yani qını buzulup ketken nime dep tilisanla bulduğan derideki namussuzla qarapqayla. Men Uyghur muhacir men dep yaşayatqan namussuz bu milletin hainleri. Bula çıkıp oturğa çıkıp mush faaliyeti söz qığanlıqın dedi Ömer efendim. Hıhtay'ın yalgan teşvikatları mas halde Şinyan'daki Müslümanlar dini erkillikten behriman buluvatıdı deyip çöylüp onu pazarga saldı. Her kıtım selavatıdı yani bu faaliyetlerde her daim kılavatıdı. Muş faaliyetlerde mi? Hatta muş karab bakaylı. Uygur kızlarımız yani. Uygur'un balları. Aşağıdaki Hıhtay'ın muşu atılmış muhacirli Şinyan cemiyeti bu da kurvağın cemiyeti arkalık aşağı mektebe geçip aşağıda okudu. Vallahi ne. Güldek şu ballarımızda mı? Aşağı Hıhtay için akıştı olaydı, kuzudu olaydı. Bu şu sorunun ahırıdı. Bu derecede numussuz hemdi. Öyle fakaydı. Vatende kılıp atkan bu sanap tüketkisiz cinayetleri, cezalığa göre bu kürmünlap yığıp delil ispatla olan dünyanın ahbaratları tutsa bunu numussuzlarca bu bütünle yağan diye emin ettim şimdi hem nasıl güllük gül ustallık diye.
degan sapsatini to'xtavsiz setibotdi. Xitoy kim orqali? Turkiyadimi? Pokistondimi va boshqa har qaysi joylarda bizga o'xshab so'zlaydigan shularga setilgan xoin numussizlar orqali o'zini oqlashga tirishyapti. Hattoki achiqmadimi Yevropalik nurg'un qatim? Bizning millatdan Uyg'urdan achiqib turib guvohlik berdi. Vatanning ichida qilyotgan nurg'un so'z, videoliq shu muxbirlar qilgan guvohlikka bizning millatini achiqib qo'yib, ularni majbur qildi deydi. Men numussiz qini buzuqlar ixtiyorligi bilan Xitoyga setilib manfaat u bu narsa uchun vijdonini, xalqini, qon yig'layotgan xalqini setibotdi. Yog'och ko'tak ostida parchalanayotgan yog'och nola qilamish. Uning nolasi parcha-parcha qilinayotgan, palti tarafidan parcha-parcha qilinayotgan yog'och nola qilamish. Buning nolasi nima uchun nola qildi? U tömürdün boğan paltıdın ya parça parçığa o zərbin yevatqan tömür pal tömür uçi onu parçalavatqan o tömür səbəblik emas bəlkə şu paltığı sap bu bəgən özünün cinsi boğan ay yağaç qarab nalı qılamış özünün cinsi paltığı sap bulup berib urup parçalavatdı ya yağaç insanla ən için durduğan yüreklerimizde içiş durduğun neyse, düşmelerimiz bana bu şimdi bizi okşayıp sözleydiğin, sözde atılmış bizden milletin boğalarını aldığımız çıkarıp koyup, bulanın hainliği, bulanın numussuzluğu bilen, bizden yer bilen, deksan kılışı, zulüm kılışı ve bu uçuravatkanını inkar kılışı insanı en için durduğun neyse. En için işlerse bu. Allah bu mehluklara, bu numussuzluğa, bu hainliğe dünya ve ahirette en içinişlik, en kattık cezasını verişini her bir Uygur, vicdanlık Uygur bunu ümit kıldı. Ve bu da körüdü çoğum. Asla cevapsız kalmaydı bu mesele herkes mi? Hoş, yeni bir haberimiz gelsek. Xitay bilen garip otursudaki soğudu sürgülüşü barğansırı küçeymekte. Elbette köplep tilganlı otkan mesele. Xitay bu kıtım yukurdun bədi qo. Xitayğa ceza kilişki başladı da əmdi. Xitayğa Avropadan, Amerikadan ceza kilişki başlağan dikin. Xitay bunun qıçı demay, Avropa İttifaqının 3 iliş tədbiri elan qıldı Xitay. Amerika, Avropa, Yaponiya ve Tayvan qatarlıq yaylarda yasılıb, Xitayğa import qılınğan plastik ham materialini tökmü qılıb setişki qarşı dili oturğuzub təkşürdü qalıqında. Ya bu numusuzluğa qarab bağaylı. Numusuz olsun müşüncilik bula. Xitay Soğudu Mesirliği 19. Cuma'yı oturuş çıkarıp, Avrupa, Amerika, Yaponiya ve Tayvan'da yasılıp Xitay'a import kılınan poliformaldehid kopolimerini tökme kılıp setişik karşıya dili oturguzup. Nemişki dili oturguzsa? Çünkü minin Xitay'nın içindeki nurğun şirketlerim Xitay Soğudu Mesirliği'ye arız kıp demiş. Yani insanın digisi kıldı ki, ya numusuzlar sen bütün Xitay'daki şirketlerin hemisi zaten şirketinin beşi de Kompartiyanın bir kancı kudun birini ekirip koysan yanına, halçısıdın birini. Şu kompartiyaya mesulü olan senin adamların bak gibi yani. Kudu yana aydaki şirketler, zavutlar çıkıp, Xitay'a verip, arız kıketti de. Yani bu kadar hiligerlik yani. Kudu dünya bunu bilmeydi, dünya şunda akmak yani. Bunu düşünmeydi yani. Bana nurgun Xitay karakalları bana arız kıkallık için, Xitay, işçilik'i. Ben bunu tekşirip bu devletler, yukurduk devletler. Çünkü yukurduk devletlerden Xitay'a vaç vaç ceza kevatkan deyken, o bu çekilimi kevatkan deyken, Xitay'ın bir yerlerini sıkıvatkan deyken, Karapakaylama, hiliger, uydurmağı Karapakaylayan. İnsanlar biraz işendirir gidek bir nasıl oturup koysa, nimi dayamdı. Bu şu derecede. İltimas tavşuru kallığı için, bununla asasen ben bu devletlerden kegen, bu nasıl tekşirip, bununla tökme kılıp, benim hıttiyimde setişini çekleyme bunu. Tekşürüşünü, peşürüşünü başlayma, o bu de. Bunu otur koyuyorum. Ve tekşürüşünün 2024 yılı 19. Mayıs'ın itibaren başlandı kalıqı. 2025 yılı 19. Mayıs'ın burun, ahırlaşıdı kalıqı. Alayda ekvalda 6 ay uzartışı buldu kalıqını otur koyuyorum. Aldın kaybeti biz ötken etli haberimizi sunduk huzurunağa. Avrupa İttifakı Polat Demir Sanayi Birleşmesi 27 Azer Devleti'nin Suudi siyasetini nazar kılan Avrupa İttifakı Komitesi'nin tökme kılıp setişi. Hatta birinci haberimizde mi?
Afransiyanın hasel meselesini oturup koyduk hani. Tümür sanayet meselesini oturup koyduk. Avtomobil meseleleri, hatta Germania BMW şirketlerininki başlıkları karış çıkıp bu diyen bosu mu bunu von der Leyen başıldığımız, bunu kılışımız gerek. Çünkü Hıtay'la bu rezillikle bu tökme kalıp bu pazarlarımızı burada veyran kılışıya karab dursak bombaydı diyen şekilde bayan ilan kıldı. Ötke yaptı sunduk o zaman. Demek bu şekilde numussuzluk devam kılavatı da kadirli körülmelerimiz. Kaçan kaçan uçunda uşuklu kılıp, yeti valdalı kılıp neye bağmak için körümüz. Vakit köstü elbette. Hoş yeni bir haberimiz gelsek. Halkara cinayetler soğutu teptişi İsrail ve Hamas rehberlerine tutuş buyruğu çıkarışını talep kıldı. Kadirli körülmelerimiz elbette bu haber mi bu haftadaki en muhim haber değişki bulduğun. Belki İsrail'e kurulgandan tatip hazır kaça İsrail'e buncilik sekiltip etken bir iş bulmamız gereken. Halkara cinayetler soğutu tüncü katım. Elbette Hamas'ın rehberleri mesela Yahya Sinvar Okşaş ve başka rehberleri, yani eski rehberi var. Ulanımı özcü yakan şekilde ulanınki cinayet işliğindeki başta İsrail'e başministeri Benjamin Netanyahu ve devlet müdafiye ministeri Galant. Bu ikisinin ama insaniyetki karşı cinayet işliğindeki hakkında bunu tutuş buyruğu çıkarış için Muşu Halkara Cinayetler Sot Mahkemesi'nin sotisiga resmi iltimas sunup baş teftiş bütün dünya müşahede akbarat İngilizcisinin Arapçisinin torunun nerini açsanız kanalının kayısını açsanız bu hafta Muşu'nun gibi Nurgun ziyaretle Muşu adamla mesela Muşu baş teftişini ziyaret kıp getken CNN'den maksus ziyaretlerini kıp getti. Yani Muşu'nun kendi bunun kancılığını tökmetle hatta Amerika Biden'den tatip yani bunu Amerika'daki Nurgun muşu kongresdeki muşu parlament azaları bununla karşı çıkıp bunu kılmaz bunu kılmaz. Kolluk Allah'ın buldu da elbette. Yani ama bu hiç kaçan özünün dağcımedi, keyniği yanmedi, özünün adalet, hukuk, kanun ne icra kıldı Allah'ını muşu CNN'in mahsus söküptüdü mü naiti küçülük otturu koydu. Yani bu katlık uğurluğun kaçette İsrail mi çöçük etti yani. İsrail bir yerde çiçeğen şıp diyen gepleri karab bakaydı. Bulağa mesela bu Kerim Han, cinayet sotu baş teptiş Kerim Han, İsrail'e baş ministeri Netanyahu devlet müdafiye ministeri 8. Oktyabr'dan başlayıp 2023 yılı. Bulağa artılgan, nemişka tutuş buyruğu çıkırmız deyip artılgan cinayet nemi karab bakaydı. Kasten öldürüş puhralarını, Gazze'deki puhralarını kasten öldürüş, puhralarına kasten hücum kılış ve kasten acarçılık tıkıyış, insanperverlik kutkuluş teminatını red kılış, tokunuşlu puhralarına kasten nişallah cinayeti bilen ayıplıgen. Hamas rehberlerini bası kendi köylemdeki adım öldürüş, tutkun kılış, katarlık cinayetler bilen ayıplıgen. Ulanımı tutuş buyruğu çıkan. Bir yerde Netanyahu bosa bunu mezkırı kılıp çiçeğinişip kımgan arkal bayanatlarını ilan kıldı. Onun için de İsrail'in başministeri Bülüsü Putin bilen Halkara Sot Teftişi'nin İsrail'deki demokratik devlet bilen kendi köylemle katillik cinayeti ötküzgen Hamas'ın bir Katar'da kuyuşunu red kılma dedi Netanyahu. Ya kayısı demokrat ya insanlar ya köylünü iliştirilen şekilde deyem diye. Ya bu derecede numussuz deyem diye. Mini kanda bunki valla netçi olmalıgan Bovak katilinin kıvatkan gibi ne kadar bakıyor. Yani insanların bütün yaşaydıgan yerlerine kar kuyuk bombardıman kıvatkan, hele hem insanların öldürüyotkan numussuzluğundan kıvatkan gibi. Yani bu bütün İsrail'e Yahudi düşmanlığı demek atılmış bu neşilde oldu değil mi bu sözde? Kılıcılık hıcılı olmaz. O hatta ki acayip iğir tehditler var mıydı baş teftişi kılınan tehditler. Bunun karta kılınan yani İğız'a ağırsız tehditlerini oturup uyuyordular. Ve Palestin bozucu, Palestin dairleri bu katımkı, bu kararını ziyankeşlikki uçuruğuşu bilen cellatını arlaştırıyor etişki uğrun diye. Ya yani biz ziyankeşlik uçuruğu atımız bir yerde. Biz fakat özümüzü kogdaş için kıvatkan bu meselinde nimesi kaldı. Lekin Netanyahu'a birliğen bu kararınınki icabi, bununla icabi karaydı kaldıkını ama
özleri nispeten belirgen bu nesnin ki biz yan geçtik şu ruh için. Dünya emniyet bu oturdu adet devatıda. Avrupa Taşkışlar Mesulü Josep Borrell olsa bu vakte Halkara Cinayetler Sotu'nun bu kararı dikkat kılgallıkını, müstakil halkaralık organ bulunan Halkara Sot Mahkemesi'nin Halkara Kanunu'nda belirlenen vazifesinin en iğir cinayetlerini ayıplaş işgellikini bildirgen. Hemen Allah'a malum boğandık, Fransiya İsrail'in kendini bıçak tıktı, o bedep akbaratlarla çıkıyordu. Fransiya kolladı çünkü, Japonya bu Cinayet Sot Mahkemesi'nin tutuş buyruğu, Netanyahu'nun tutuş buyruğu çıkardığını. Başka nurgun devletler, hali ikiz basmasıyla oturup kuyruğu. Ve bu Cinayet Sot Mahkemesi bulduğu 3. ayda Rusya Prezidenti Vladimir Putin'i Ukrayna'da onun tutuş buyruğu çıkarıp, şu Ukraynalık balların tutkun kılıç cinayeti bilen Putin'i mi ayıplı geldi. Elbette bu amda resmi sotçı karar beğendiyken dekim bek bunu aldığımız küllerde bunun neticesini körmez amda. Çünkü nurgun devletle, bazı devletle onun imza koymagan, onun katlaşmagan bolsun ama onun imza koyup katlaşkan devletle eğer resmi tutuş buyruğa çıksa baranmaydı deyin gibi nurgun mesele ikiz pes bulduğun bir mesele amda. İnşallah aldığımız gündü körümüz o. Hoş. BDT emeldari. Devletler Xitay'ı ceza yürgüdüşünü toxtuşu kerek. Bu mu? Yani için işlik bir haber desek buldu yani. Xitay'ın cinayetleri şünçü vala tursa BDT namı kaysağılığı kefkağılığını düşündürdüğün. Biz gibi bunu eçip bir daha bir haber. Bugün Birleşken Devletler Teşkilatı devletken. Yani Muşunçuvala hatta özünün şu teşkilatının içinden Şarkı Türkistan'a ait Şunçuvala Polat tek delil ispat tükülüp kançı olduğun kitap bulduğun derecede Şarkı Türkistan hakkında materyaller, dokümanlar buluşu mümkün. Ama bu teşkilatına hadim boğan Xitay'a setilme bir hutunluyum ki oturup koyduğun nesi insanın içindir dağındı. BDT'nin ama kayısına kep kalırlığını bildirdiğin. Bir yada Maşin Rübülen, Korçak Reis Erkin Tunyaz şu BDT'nin ki insan haklarının emeldarını kütü vağın. 19. May verildi bu haber. Maşin Rübülen, Erkin Tunyaz bu hudun hazır insan hakları kengaşının yek tereplik mecburlaş tedbirinin insan haklarına selbi tesiri körüstüş meselesi Allah'ın dokulatçısı Alina Duhan. Aşağıda hizmet kıvatkan oldu. Yani bunu kütü vağın da hem de. Kütü öyle bir yerde maşinleri yani biz bildiğin klasik özünün kuruk sepsetisi. Biz anı kıldık, manı kıldık. Hiç kanda mecburi emgek yok. U yok, bu yok. Yok oğlu yok yani. Hiçbir nesi yok. Közünün numuslayı. Ma hutum mu göçte karab durdu. Bu zaten Xitay'a setilgan mahluk ki yani. Bu kayısı, bu sözü de yani aldı bile maşiyim maşanlı diye mahlukun sözü karab bakaydı. Deydi ki maşanlı diye mahluk. Manumusuz deydi ki insan hakları hürmet kılış, onu kapaletlendiriş bizden boşaşmaz intilişimiz. Vay kanda kılay. Amerika paketki köz yumup, Şincan'da mecburi emgek saldı edip halıgan çip, bökten çaplı diye. Vay biçare, bökten ufçurup gitmesemez mi? Hem atılmış Şincan'daki insan hakları meselesini bahane kılıp, Xitay karakalları, kadınları karda, kanunsuz çekilimi koyup, onu koyup, bunu koyup, Muşun'da bizini, hatta en köp ziyan kuşturuk aldı, yani Şincan halkı oldu edip, tügülüp bu yerden olmasızlarca. Ma bu geplerini insan uksa, hatta deydi ki, daim kilip ayınlıp bekşinlerini körüp bekşinlerini karşılamazdı. Lan numussuzlar, sen bütün aylandırgan adamların hemmesine üzen yasap, orulaştırgan adamların kaşı kapır vatsın ki. Kayısı birisine erkin halette koydun. Erkin halette çıkan videolara nimilerini dedin sen mahlukla. Ya bu derecede numussuzlardı. Ma hotun, bunu aldılan bu şotunun ki, 13 günlük ziyaretken Beijing'e Şincan'a bakan, Xitay'ın yeni bu katım tazı buluşuğa yüküzüp, işküzüp, ağzı bununla maylap yola sağan buluşu mümkün. Lakin bu hotunun ki, bu kayısı yüzüge, bu BDT'ye insana aklı ayran kaldı. Ta Michel Bachelet, bu vakti de Michel Bachelet'in dünyadaki, Müşim Müslüman Malik'i, BDT Halkara İnsan Hakları Kürtüş Teşkilatı, 2022 yılı ilan kılan dokulatıda, 18. May ilan kılan dokulatıda bu hatunun ki Alina Duhan'ın sertçilikini aşikarlayıp Xitay'dan 200 bin dolar kıymetinde paroğ ağırlığını
bu məsələni çoxum bunun bədəliyə bu fara lifəsinin bədəliyə Xitayın şərtlik sənayədəki saxta şüxatlığa irqi qırğınçılıq cinayətinin yuşuruşuğa maslaşıb bərgənlikə oturuğa çıxıb getkən sətkilik dünyaya aşkarıb bolğan bir xotunnu yana apırıb bu yerə yollışı və onun dokulatığa və bu xotun nimiş qıldı ekan dəxim müşü 9-cu ayda şərtlik sənayədəki təfsili dokulat qılıb BDT insanlıqlar kengəşinə tapşıramış. Ma xotun tapşıramış. Ya oylab baqaydı insan ya bu qani o Michel Bachelet'ninki Guterres'ninki Xitoyga ancha mucha mesela o bu deyatgan gapleri Michel Bachelet'ning dokulati ne kumulib qaldi adamlaringa maaşta aqtanmay qilib otamsa Xitoyga yalvurdiganga ahvolning qaysi darajada bikori holatga qaysi darajaga tushib qolganligini ko'rib olamiz. Vay, u bu deb ketgan bu atalmış inson haqlari u bu degan narsaning nega bog'liqligini ko'ra olamiz. Xitoyga yo'laqchilik qilmasa ish bitmaydiganligini his qilishib otamdi yoki bular. Ya'ni insonni ichinda turgan bir masala. Xitoydan pora olganligi aniqlangan, bu satchilikni dunyoga oshkorlangan, buni darhol qaytarib, buningga jazo berilishi kerak deb ta shuning oldida o'tirib chiqib bo'lgan bir xotinni yana tex vazifasini olmay, vazifasidan iste'fo berish kerak degan shu vaqtda. Hala xizmat qilyapti degan gapda endi. Yana Xitoyga apirib, buni ziyorat qildirishi insonni ichindirdi. Va bularning ishonchlikligi, bularning so'zlarining hammasining qanchalik qimmatga ega ekanligini ko'rib oladigan narsalar. Xo'sh, yana bir xabarimiz kelsak, Angliyada Xitoyga josuslik qilish bilan ayblangan harbiy xodim o'lik holda topildi. Josuslik masalasimi dunyoni Xitoy sestib minayotgan davlatlarning bexatarligi xalqlarning shu yerdagi bexatarlik uchun qanchalik rezilliklarni qilayotganligi hammamizga ma'lum bo'lgan masala. Bu qatim buni kim joylayotgan bo'lsa, albatta Alloh bildi buni. Bu Xitoyga josuslik qilish bilan ayblangan Hong Kong va Xitoy uchun josuslik qilish bilan ayblanib, sudlarga ochilgan Angliya xon jamiyati dengiz armiyasining sobiq a'zosi shunaqa ichki ishlar ministrligi idarisi köçmenler işxanasının xadimi Mesut Erikit'in ki bağçıda ülük halde tepilgarlıqı bu 19. May ilan kalendi 37 yaşlıq Mesut Erikit'in ki şu Greenfield bağçısı da paytaxt London'un ki Maiden Hat bazarında oldurışıq şu yerdeki bazardaki Greenfield bağçısı da ülük halde tepilgarlıqı Rayonluq saxçı idarəsi Terikin ölü səbəbini cəsəd təkşürüşüdən ki, məlum bulduqanlıqını otur qoyan. İçki İşlər Ministerliği Köçmələr İdarəsi əməldarı Məsiyo Terikin 2007-ci ildən 2010-ci ilə qəçib olğan arlıqda Angliya Xan Cəməti Deniz Armiyasında 6 il əsgər bulub vəzifə ötüyənkən, Terikin iqdarçılığı da bir xüsusi şirkət mi, bixətərlik şirkəti varkən də, aldın qəhəbdə Terikin abayqı 3 tal resim. Bu Terikit bilen birge Qi Liyongwei ve Chong Biyuan diyen bu iki Xitay bilen birlik koşup üçü devlet bir xatarlık kanunu bir sot kutatılıp Hong Kong istihbaratı yardan biriş bilen en yiplendigen idi. O kadar onun ölü kitap aldı diyen yapamdı. Sotta mezgür kişilerden çatal istihbarat organları payılık uçur toplaş ve küzütüş insanlarını. Hatta bunun bilen mi kalmay, 1. Mayda Angliyadaki malum bir cayga mecburi besip giriş bilen mi şuğullanğallıqı bilen ayıplengen idi ve kepilik koyup yerlengen idi. Bunun ülke tepildi, kalan işkisinin kimi ülke nereden tepildi ya ki kanda oldu elbette zaman kün körstüdü. Demek belki Angliya zeminini qoğdaşqa irismen istihbarat dünyasıdaki daim naq bo'lib turadigan bir ish bilan yo'qotilgan, o'jiqtirib ketilgan bo'lishi mumkin. Sen bizning vatanni sotamsan degan shaklda har xil ishlar bo'lishi mumkin ehtimollik. Albatta, dunyodagi har qanday xoinlar, jasuslar ninki davlatga xoinlik qilganlarning oqibati har xil shaklda shunday oyoqlashini ham deb Bizning millatning ichidagi bugungi xabarimizni berilgandek, bu nomussizlar, bu millatni qarab turib, qon yig'layotgan xalqini setayotgan, dunyoning nerdi bo'lsa bo'lsin, ularning mana shundoq albatta devletimiz bo'lgan bo'lsa,
adaletinin cezasına uçuraydı elbet. Lakin ula herkes bugün kör anlamışsın ki bugün ceza birilmeye vatimiz şimdi halıgınımızı kılıp yap içip oynayıp yürümüz ahakımızda hıtaya vatip kör anlamışsın. Devran, çak, neyle çöyleydi Allah'ını? Rabbim Allah'la bilirdi. Herkes cezasız kalmaydı. Ne dünya ne ahirette. Bu milletininki, hazırdan başta bu mehlukla bu milletinin casus hainleri de tamğını yap oldu Allah burun dünyada bilgen. Tuncu kademlik ceza bu aslında bilse bu mehlukla. Şermende haleti yaşaydı dünyada. Milletinin nefreti yıkıp yaşaydı. İçkenine bir kış için bir gün rahat barakat yaşayışı mümkün. Ama milletinin kargışı bilen yaşaydı. Evet, bugün bu millet ki köç kirgen vakti de elbette cezasını hem ahiretten burun dünyada bu millet verirdi çokum. İnşallah o küllerin tez fırsatı kilişini ümit kılıç bilen Allah ömür bense etki günlük haberimizi hafta ahırda haftalık haberimizi görüşürüz. Aman bu kaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.